Geçtiğimiz günlerde kadın kollarımızın bir ziyareti çerçevesinde bu konuyu gündeme getirdik. Onlara da teşekkür ediyorum kendilerine, Çorlu Kadın Kolu Başkanımıza ve Ergine Kadın Kolu Başkanımıza. Böyle bir eylemle ilgili kendilerine konuyu açtığımızda dediler ki yaparım Sayın Vekilim. Biz de o gün hatırlıyorsunuz geçen yılda Muratlı'nın orada balık tutma eylemi yapmıştık. Evet. Baktık bir yıl oldu ve 2019 yılının sonunda Ergene Nehri'nin tamamen temizlenmiş olması gerekirken proje bitip burada denize nehre girilecekti, balık tutacaktık ama geldiğimiz noktada suyun daha da kötü ağırlaştığını görüyoruz ve buna farkındalık çekme anlamında bugün burada böyle bir eyleme katıldık. Eyleme katılan bütün dostlara ben şükranlarımı sunuyorum. Çünkü duyarlı vatandaşlar burada, çocuklarımız işte geleceğimiz bunlar. Onlara yüzebilecekleri nehir yerine onları zehirleyecek nehri bırakmamız bizim için vicdan acısı diyorum. Ve 2050'de de kuraklıkta Türkiye'nin ön sıralarda olacağını bildiğimiz için su kaynaklarımızın doğru kullanması açısından böyle bir çalışmaya ön ayak olduk. Su şu anda, dördüncü su demek kanalizasyon demek. Evet. Her şey içerisinde var, ağır metallerden tutun, ne aklınıza geliyorsa şu anda suyun içerisinde mevcut. Zaten koku da bize bunu gösteriyor ki lityum, kadmiyum gibi birçok ağır metali içerisinde barındıran bir nehrimiz. İlk çıktığı yerdeki kaynana baktığın zaman temiz ama 283 kilometrelik yolun sadece 5 kilometresinde temiz. Geri kalan 278 kilometresi işte böyle rezil halde Ergene ile beraber tüm Trakya'yı kaplıyor. Yeraltı su kaynaklarında yine yeraltı sularına karışan kesinlikle sızma vardır. Ve bu anlamda da zaten Tekirdağ ve Kırklareli Türkiye'deki kanser ölümlerinde ilk dörtte yer almakta. Rize, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ sıralamasıyla Türkiye sıralamasındaki yerini alan iki ilimiz. Bunlar da içerisinde tabii Ergene'nin geçtiği iller. Edirne de aynı şekilde. Ama en önemlisi de Tekirdağ'ın ilk dört içerisinde olması ve bizim de bu konuyu ne kadar dikkat çektiğimizi de ortaya koyuyor. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Tarımsal alanlar zaten aşağılarda sulama suyu olarak tarımda kullanılıyor. Ve bu kullanılan suyla yetişen ürünleri de bir şekilde biz bünyemize alıyoruz, yiyoruz ve tüketiyoruz. Ve baktığınız zaman Türkiye'deki düşük oranla obeziteye baktığınız zaman veya şekerle ilgili olan sıkıntılar. Yani vücudun tamamen bağışıklık sistemini mahveden hastalıkların hepsinin ortaya çıktığını görüyoruz. İşte kanseri söyledik, düşük oranları. Bunlar hep tamamen beslenme ve böyle su kaynaklarından kullanılan sulardan dolayı. Belki konuşmamda da aynı ana konuşmada da bu konuyu dile getirdim. Yani burası sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin veya Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün sorunu değil. Bu tamamen Trakya'nın tüm insanlarının sorunu. Aynı zamanda Türkiye'nin sorunu aslında. Burada Trakya'dan yetişen ürünler sadece Trakya'da tüketilmiyor. Anadolu'nun birçok yöresinde de bu ürünler tüketiliyor. Ayçiçek'te ön sıralardayız. Çeltik'te ona keza, yani buğdayda ona keza. Yani baktığımız zaman sadece bu bizim sorunumuz değil. Bu bağlamda da bütün herkesin ABC siyasi parti gözetmeden herkesin bir araya gelerek tek noktada, tek vücut olarak bu sorunu dile getirerek çözüm bulmamız lazım. Bakınız 2011'de başlayan bir proje var dedik. Geldiğimiz noktada ise hala da hiçbir şey ortada yok. Giden 3 milyon 240 milyon lira para nereye gitti diye ben bugün onu sordum. Hala soruyorum. Para nereye gitti? Kaynak nerede? Oraya Şerefli mevkiinde bir derin deşarj sistemi yapıldı. Ha ondan sonra benim en çok korktuğum şey Marmara'da bitireceğiz. Çünkü bilimsel olarak yapılan çalışmalarda bu su aynen oraya gönderilsin. Arıtmalar da olsa dahi orası kısa bir süre, 6 ay gibi bir süre içerisinde Marmara'da da kirliliği arttıracağımızı ve birçok balık olmayan balık türlerinde zaten yok azalmıştı. İyice mahvedeceğimizi ben demiyorum, bilimsel açıdan yapılan çalışmalar gösteriyor. Şimdi Mustafa Şentop hocamız daha önce meclis başkan vekilliydi. Onun da meclis başkan vekilinin yönettiği oturumlarda Ergene Nehri ile ilgili araştırma önerimizi dile getirmiştik. Yani konuyu biliyorlar. Konuyu yakından bildiğine biz inanıyoruz. Demek ki o da bazı şeylerde eksik kalıyor veya eksik de kalmıyor demeyeyim de yetişemiyor. Yani dediğim gibi bizim hep beraber tek vücut olarak bunu yapmamız lazım. Kişileri indirgemeden birlik olarak yaparsak bunu tek ses yerine çıkartabilirsek bu işte başarılı oluruz diye düşünüyorum. Çünkü sağ sol diye bir şey yok. A, B diye yok. Artık Trakya var, biz olarak düşünmemiz lazım. Ve o biz olarak gidersek de sonuç alacağımıza inanıyorum. Trakya ve Türkiye sorunlarıyla ilgili yapılacak her konuda ben hazırım.
benimle beraber diğer vekil arkadaşlarımız da hazır olduğunu inanıyorum. Ve biz hep birlikte gelin bunu çözelim diyoruz. Bunu çözelim diyoruz. Bu İlham Özcan Aygun'un sorunu değil. İlk seçildiğimiz günden beri bu konuda gerekli çabaları gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. En ufak bir yerde kirlilik varsa biz orada olmaya çalışıyoruz. Ama çevre şehirciliği de harekete geçirmemize rağmen hala o su kaynaklarından örnekler alınıyor. Ortada bir şey yok. Yani bir şeye ulaşamıyorsak o zaman birileri tarafından birileri korunuyor diye düşünüyorum. Kimsenin korunmaması lazım. Çünkü yarın kendi bugün benim yakınım kanser olduğu zaman ben bunu yaşayacağım. Şimdi o hastalığı yakalanmadan yaşamayan o hastalığın sıkıntısını yaşamaz. Onun için bakınız burada taşlar için yürüyeceğiz. Ayağımız kayar. Biz her an engelli adayız. O milli izlediriz. Ve sizlerdeki sıkıntıdan dolayı hepimiz engelli olabiliriz. Bunları bilerek bu bilinçle yaşarsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü yarın ne olacağımız, yarın bırakın birazdan ne olacağımızı bilmiyoruz. Onun için gerekli tedbiri almamız gerekiyor. Yani bu sadece CHP'nin veya İlham Özcan Aygun'un sorunu değil. Bu tüm Tekirdağ'ın sorunu. Tüm Trakya'nın sorunu olarak görüyoruz. Türkiye'nin sorunu. Çünkü buradan dediğim gibi üretilen her şey Anadolu'ya da gidiyor. Ondan dolayı acil olarak ve acil eylem planında vardı. İlk 100 günlükte de vardı. Ama acil eylem planında Cumhurbaşkanlığı sistemi aşağı yukarı 15 ay oldu faaliyete geçeli. İlk 100 günlük eylem planında Ergene vardı. Demek ki daha 100 dolmamış. Teşekkürler vekilim. Sağ olun.